Anadolu Ligi 2 Düzel programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarım Samanya kaptanı Hakan Hoca Bektaşoğlu ve yeni fizyoterapistiniz Fahri Akbıyık. Hakan abi hoş geldin. Hoş Fahri abi sen de hoş geldin. Teşekkürler. Hakan abi istersen Samanya'nın tarihinden başlayalım. Nasıl kuruldu? Bir yapı takımı mı yoksa bir arkadaş takımı mı? Samanya'da bir arkadaş takımı olarak kuruldu. Biliyorsunuz biz önce burada bir boğa takımının oyuncusuyduk. Ben Can Furkan olarak. Sonra bazı anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldık. Aklımıza böyle bir takım kurmak geldi. Kurduk. İlk sezon bizim için mucize gibi geçti zaten. Ondan sonra katıldığımız her organizasyonda şampiyon olduk. Herhalde 5 kupa ne aldık, yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonraki sezon yine kendi aramızda çoğu takım yaşadığı anlaşmazlıkları yaşadık. Yine bir yol ayrılığı oldu. Bu sezon daha farklı bir oluşuma gittik. Tamamen keyif alacağımız bir grupla devam ettik. Yani şöyle keyif aldık, tabii ki daha önceden de keyif alıyorduk ama bu sene daha yaş ortalaması yüksek. Hani belli bir amaç orada değil de buraya gelip hep beraber keyif almaya, beraber top oynamaya şey yapmış bir grupla devam ettik bu sene. Kadro getiremedik. Çoğu zaman kadro sıkıntısı yaşadık. Zaten ligde de durumumuzdan belli oluyordur. Evet abi bu sene gerçekten de önceki seneye göre. Ama tabii ligde beni tanıyan arkadaşlar da bilirler benim için çok önemli bir şey değil bu. Lig içerisinde hani sıralama, şampiyonluk şu bu. Keyif almaya bakıyorum. Buradaki ortamdan çok keyif alıyorum. Tanıdığım insanların bana olan saygısından, sevgisinden keyif alıyorum. Sohbetlerden keyif alıyorum. Zaten gelme sebebim de bu. Buradan diğer kaptanlara, takım arkadaşlarıma hepsine de teşekkür ederim bununla alakalı. Çok keyifli bir sezon oldu bu sezon bizim için. Artık herhalde play-out oynarız gibi duruyor. Valla kaptan şu an için galiba yarı gözükecek. Yani San Marino ismi nereden geldi kaptan? Onu biraz merak ediyorum aslında. Ya San Marino ismini ben koydum. Şöyle, şimdi San Marino takımı biliyorsunuz. Evet, dünya tarihinde. Evet, evet. Ama San Marino takımı işte ülkenin kasabı, manavı, mühendisi, fizyoterapisti, işte avukatı, şu bu insanlardan hani hobi olarak futbol oynayan insanların bir araya gelmesi diye Milli takımı ve sahaya tamamen bayraklarını kendini temsil etmek için çıkıyorlar, ülkelerini temsil etmek için çıkıyorlar. Herhangi bir başarı hedefleri yok, bunun için bir yatırımları yok. Bizim de öyle bir hedefimiz olmadığı için, şampiyon olalım, şöyle olsun, böyle olsun, kupayı alalım falan filan öyle bir hedefimiz olmadığı için aklım öyle geldi. Dedim ki San Marino olsun, hem bir ironisi olur bu işin hani şampiyonluk da oldu çünkü o sene, hem bir ironisi olur hem de bu şekilde bir araya gelmemizin bir anlamı oluyor diye. Bir kaptan bu sene dediğin gibi takım çok değişti. Evet. Yani çok giren çıkan oyuncu oldu ve yeni bir yapıya oluşmaya başladım diyebiliriz aslında. Hani eğer olur da bu sene düşersen ikinci ligde de bu yapımı devam edecek yoksa hani yine birinciye çıkmak için belki de vallahi bir iki ekleme. Vallahi hem işimle alakalı durumdan dolayı hem de diğer arkadaşlarımın durumundan dolayı muhtemelen biz gelecek sezon aramızda olmayacağız. Ben yine tabii ki de buraya gelip gideceğim, hem yönetim kurulundaki görevime devam edeceğim hem de başka bir takımda görev alırım muhtemelen ama bu sıklıkta olmayacaktır muhtemelen. Bunlardan dolayı seneye büyük ihtimalle aramızda olmayacağız. Ama tabii bu kesin yani benimle alakalı bir durum. Takım arkadaşım derse ki biz devam edeceğiz Hakan. Sen olmasan da olur. Aynen öyle hani sen olmasan da olur derlerse tabii ki de onlar devam edebilir tabii bu benimle alakalı bir durum. Peki Hakan abi bu sene çok maç kaçırdın yani. Sakatlık oldu, gelemediğim bazı ya, maçlar oldu. Hatta bazı aslında maçlarda izlemeye geldim. Bir şey oldu, oyuna girdim bir anda. Ya şimdi sezona başladık. Ben şöyle bir hata yaptım. Yaşımı düşünmeden haftada 3 maç gibi bir tempoya girdim. O da arka derde sıkıntı yarattı. İkinci haftadan itibaren %5'le falan böyle hani koşmadan oynamaya başladım. Sonra yırtıldı arka derde. Bir 3 hafta mecburiyetten hani 5 dakika 10 dakika oynadım ama onlarda da hani sıfır verimle oynadım. Onun çok etkisi oldu takım üzerinde tabii. Belki bu kadar kötü durumda olmazdık muhtemelen playoff'un içine atardı kendimizi ama. Yani yine de 21 gol 4 asist var bu sezon. Yani o çok önemli bir çok da maç kaçırdığını düşünürsek birinci lig için çok büyük bir skor. Yani dediğim gibi sakatlık sakat oynadığım çok maç var. Hani gol atmama rağmen çok sakat maç oynadım. İyi de olmadı yani o takım açısından çünkü hani iki maç kaçırıp gerisini tam oynasaydım daha farklı olurdu hatta Fahri
tavsiyelerine uymadım. Defalarca söyledim dinlendiğine. Ama şöyle bir şey oldu. Sürekli maçlarda mecbur kaldı yani son 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika mecbur engiyordu. Zaten her yerinde... Ya takım içerisinde de yani diğer oyuncuların da sakatlığı oldu tabii. Hani Fareye herkes tedavi etmeye çalışıyor, uğraşıyor ama... ya bir de yaşlı kadroyuz ve bu kadro çoğu arkadaşımız haftada kendi arkadaş gruplarıyla oynadıkları, işte beraber oynadığımız, biz başka bir saatte aboneliğimiz var, beraber oynuyoruz. Oralarda da çok keyifli maçlarımız oluyor, iddialı maçlarımız oluyor. Oradaki tempo, buradaki tempo derken herkes de bir sakatlık oldu. Herhalde bu sezon yani sakatlığı olmadan geçiren yok herhalde bu ben sezon. Şöyle söyleyeyim, ben bu hafta Göztepe'ler maçında ilk defa San Marino'nun iki oyuncu değiştirebildiğini gördüm. Yani hep 7, evet, belki 8 evet. Oluyordu. Hakan abi sıçrası olup 4 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Evet, yani. Hatta yani kenarda bütün arkadaşlarımız gelmişti. Kenarda daha fazla evet. Aslında ama bir türlü... İlk defa bu hafta bir iki oyuncu değiştirebildi. Bu hafta aslında hemen hemen bu sezonun en iyi topunu oynamış olabilir. Çok da güzel maç Göztepe'ler karşısında. Çok, çok keyifli maç oldu. Ben gerçekten de izleyenler olarak çok eğlenceliydi. Yani Göztepe'ler, onu birazdan konuşacağız diğer takımları. Pardon, ben sana bir söz vermek istiyorum. San Marino'yu geliyorsun, izliyorsun, evet. Kenarda destek veriyorsun. Sahada olanlar hakkında bir iki bir şey söylüyorsun kenarda. Sen nasıl buluyorsun San Marino'yu? Yani niye bu durumlar diye demek istemiyorum aslında ama. San Marino'nun şöyle bir sıkıntısı oldu. Şimdi biz arkadaş çevresi olarak geliyoruz zaten. Öyle dışarı arkadaş beraber maçlar yapıyoruz. Oyuncuları hani herkesin belli bir işi olduğu için fırsat ayıramayanlar çok oldu. O gün işi olanlar, Hakan abi gibi sakat sakat oynamak zorunda kalanlar çok oldu. Oyuncu değişikliği çok olmaz zaten, sen de görmüştürsün. Bir maçta hani bazen değiştirecek oyuncu kalmıyordu yani. Bu da tabii takımın performansını ciddi oranda etkiliyordu. Ki sonuca da direkt yansıyordu. Şöyle bir şey oluyordu. Maçların çoğu zaten son dakika, son 2-3 dakikada kaybedildi. İnsanlar bütün maçların neredeyse. Yani bu da direkt ona etki etti zaten. Ya oyuncu değiştirilemedi. Şu an sana hani söyleyeceğim en doğru adam sensin. Belki bir yaşın büyük bir faktör yani bu konuda. Sonra o 5 dakikada oyunu vermek. Çok büyük bir faktör. Çünkü bizim yani. Oyuncular belli bir yaşın üstünde. Genelde 30 yaşının üstünde. Ama diğer arkadaşlara bakıyorum. Ben 23, 25, 26, 27. Yani 30'un üstü çok çok nadir takımlar var. Genç, sürekli koşan, sürekli depar atan, oyunu bırakmayan mücadeleci teknik oyuncular da tabii ki. Bizim oyuncular tecrübe çok çok iyi. Ama yaş yönünden biraz kalıyor yani. Bir yerden sonra galiba artık maçın yerinden sonra. Geçmiyor yani. İşte, o yüzden son. Son dakikada o yüzden sürekli yeniliyorlar. Çünkü sona kalmıyor yani bir şey. İlk maçta ilk yarı çok iyi, ikinci yarı kalıyor sürekli. Bu haftaki maçı konuşalım istersen kaptan. Göztepe'lerle oynadın, 4-3 bitti. Çok güzel, çok keyifli bir maçtı. Gerçekten çok güzel maç oldu. Yine son saniye kaybettik. Yine son saniye kaybettiniz. Keyif aldım ben bu hafta çok. Ya Bada da... Sakattan çıkmak zorunda kaldı. Bada sakatlandı, onun da yaşlı hazırlığı. Hatta 3. dakikasında çıktı yani, 3. 4. Aynen. Ama çıktı. Şey takımları, tri takım. Bu sene gerçekten iyi savunma yani, yapıyorlar. Savunması çok iyiydi. Hücumda da mesela onun Sercan'ı çok beğendiğim oyuncudur. Benim çok temiz oynuyor oyunda. O da etkili. Görevini yapıyor, golü atıyor. Aynen öyle. Yani. Tam alı sahibi oyuncusu. Evet. Tam yani, iyi takım kurmuşlar. İyi genç çocuklar mücadele ediyorlar. İyi de savunma yapıyorlar. Badan'ın da katılımı yine playoff yetişti diye tahmin ediyorum. İkinciler şu an. İyi bir ekip bunlar. Yani Göztepe'liler geçen sezon 3. ligde oynuyordu. Sonra ikinci lige çıkmaya başlarlar ve bir şey oldu, bir anda birinci ligde buldular kendilerini. Ki birinci lig, üçüncü hafta gider ve 11. haftadayız, daha mağlubiyet almadılar. Hani iki mağlubiyetleri gözüküyor ama onların oynamadığı iki haftada evet. Mağlubiyet yazmıştı. Daha mağlubiyet almadılar, 15 puanla ikinci sıradan birinci ligin. Müthiş. Yani gerçekten. Ama halı sahanın birinci kuralı, iyi savunma yaparsan kolay kolay mağlup olması, çoğu takımda yenersin en önemli. Gol yemezsen her arkada gol atarsın zaten. Aynen öyle. Gol yemezsen kaybetmezsin. Yani. Halı sahada dediğim gibi hani savunmayı yapıyorsan bir şekilde galip gelirsin. Gerçekten abi istersen birlikleri konuşalım. Bunlar neler oluyor, neler bitiyor. Sen zaten çok aktifsin çünkü yönetim kurulundasın. Cezalar falan çok iyisin bu konuda. Abi üçüncü ligden başlayalım. Üçüncü ligde tanıdığın takım var mı? Yani, onlarla başlayalım istersen. Tanıdığım derken isim olarak tabii hepsini biliyorum ama hepsini izleme şansım olmadı. Böyle izleme şansı bulduğum, böyle iyi beğendiğim bir takım. Yani Serpil Çocukları işte. Hani muhtemelen üst tarafı da onlar gelir diye düşünüyorum. Onun dışında aşağı inersem. Şöyle göstereyim ben sana abi. 501'i var. Yani uzun zamandır bu ligler ama... Onlar geçen gün çok keyifli bir maç oynadılar. Biz de dışarıdan şahit olduk. Hani derbi gibi bir maç oynadılar.
İzlemesi bile çok keyifliydi onun sevinçleri, gol sevinçleri, bon, dışarıdaki... Bon, 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 oynadılar. Dışarıdaki taraftarları falan filan çok keyifliydi onların maçı. Oradan muhtemelen zaten ilk üç takım yukarıya gelir gibi duruyor. Abi kolu koluya konuşmak istiyorum yani. İki hafta önce Selçuk Şükrü'nün maçı vardı. Ki biz o maçı artık liderlik maçı diyorduk. Yani kazanan lider olacak diyorduk. Ondan sonra toparlayamadılar ve şu an 7. durumda. Yani iki haftada ikinci sıradan 7.liğe düştüler. Ya tabii canım ama çok da şey değil ya. Önemli değilmiş yani. Sonuçta bu işin playoff'u var. Her şey olabilir yani. Toparlar diye düşünüyorum. Yani sonuçta... Abi. Pardon abi. Estağfurullah. Sonuçta her şey bitmiyor. Bir kötü dönem geçirebilir bir takım. İki haftada çok şey değişebilir sonrasında. Çok uzun süreler çünkü yani. Çok kısa gibi gözükse de iki haftada bambaşka bir hava yakalayabilir takım yani. Gerçekten evet. Abi sen takip ediyor musun üçüncü ligi yoksa? Ben üçüncü ligi takip edemiyorum. Birinci ligi bizim takımla olduğu maçlara gelebiliyor. Bizim şöyle bir hem işi olduğunda hem de eşim bu sene Ankara'da hafta sonları geliyor. Ondan kaçarak geliyor bizim maçlar için. O yüzden çok fırsat bulamıyorum. O yüzden takip edemedim. Abi ikinci lig B'ye geçelim. Bitti. İkinci lig biliyorsun artık gitti. Sanırım özel birinci oldu be. İkinci lig B'de. Yıldızlar, CSKA, Bosacan biraz daha sanki A'ya göre bir tık daha ve çekişmeli bir gruptu evet, sanki. Evet ama yani burada tecrübesiyle yani diyeyim Titans büyük bir favori gibi geliyor bunun üstlük için yani birinci geç çıkacak ekipler arasında Titans'ın o tecrübesini geçmiş sezonlardan yaşadığı tecrübeleri bu sene değerlendirip üst lige kendilerini atarlar diye düşünüyorum ama tabii playoff hiç belli olmuyor yani bir aksilik oluyor iyi oyunculardan bir tanesi iki tanesi gelemiyor bir şey oluyor o maçtaki yaşananlar telafisi olmuyor ondan sonra o da takımın bir sezonki bütün emeğini çöpe atıyor bunu daha önce örneğin birçok kere gördük eğer öyle bir sıkıntı yaşanmazsa dediğim gibi Titans tecrübesiyle bu işi götürür yani üst lige kendini atar diye düşünüyorum. Nankatsu bizim çocukların takımı zaten. Evet o bir yaşantısından çok fazla ilerlenir ondan. Evet. Onlar da kadro sıkıntısı yaşıyorlar. Hani Mesut'un sakatlanması da onlar da buradan da geçmiş olsun diyorum ona. Geçmiş olsun. 2 hafta önce, 3 hafta evet, önce sakatlık yaşadı. Bir sakatlık yaşadı. Mesut'un sakatlanması çok büyük tabii sıkıntı onlar için. Yine de onlar da tabii geçmişleri onlardan tecrübeli belki buna defans anlamında sıkıntı yaşıyorlar hep. Onu tolere edebilirlerse onlar da tabii önemli bir aday olur üst taraf için. Guest mesela beni şaşırttı bu sezon. Geçen seneki o çok üst düzey performanslarından eser yok. Ama iki önemli oyuncularını bu sene çok getiremediler. Biri i̇şte, bu Gürsel, Gürsel abi forvetleri. Biri de şey, 11 numara. İsmini unuttum şu anda abi. Ben isim olarak bilmiyorum tabii çok da hani şey olarak biliyorum ama. Tamam, ona da bakayım istersen. Özgür. Tamam. Özgür, o gerçekten çok top yakışan bir arkadaşımız. Yani iyi takımlar ama dediğim gibi hani bu işte işten dolayı şundan, okul bu işlerden dolayı oyuncular gelemediği zaman takımın bütün sezonki performansını etkiliyor tabii doğal olarak. İyi oyuncular çok etkiliyor bu işi. Playoff'larda da bu çok önemli. Şimdi tam kadro çıkabilen takımlar her zaman playoff'ta avantajlı. Bu çünkü konuda, artık iki maça düşüyor. Yani gollerin çok büyük önemi oluyor. Tabii şimdi ilk maça gelemedi mesela iki tane iyi oyuncun. 4-5 fark yedin. İkinci maçta bu farkı kapatıp bir de üstüne turu geçecek avantajı yakalamak çok zor. Özellikle halı sahada kapandığı zaman bir takım 4-5 fark atmak, hani tabii yenildiğinde 4-5 fark çok zor iş. Kadroyu tam anlamıyla oluşturup gelen takımlar üst lige daha rahat çıkar ama tam kadro gelindiği zaman Bostancı da iyi takımlardan, adaylardan bir tanesi. Onlar da tecrübeli bir takım artık. Onlar da herhalde 4 sezondur buradalar. Evet, 4 ya 4 ya 5 kısımlarım yaşadı burada. Uzun süredir buradalar. Onlar da etkili bir takım. CSK zaten onlar da gediktisi artık buranın Kaynan'la Sezer'in takımı. Onlar da buranın gediktisi. Yani çekişmeli olacak diye düşünüyorum biliyorum. Yıldız Park'ta yaşıyorsun. Erdoğan abi takımı biliyorsun. Erdoğan abi çok şimdi güzel bir yüzü. Erdoğan abinin buranın göz bebeği. Beyefendiliğiyle, kişiliğiyle herkesin sevdiği bir karakter. Tertemizde bir takımı var. Gentleman. Çok keyif veren bir takım oluşturmuş genç arkadaşlarla. Onlar da tabii adaylardan biri olarak görünüyor ama tabii arka tarafta savunma anlamında işi çözebilirlerse belki üst lige onlar da çıkabilirler tabii ama
şu an için yine bir tık daha altta görüyorum Yıldız Spor'un şansını. Hani şeyde de karşılık oynadığımız için kupada Barış Arman'ın LG Club'la kupa maçı Gümüş final oynamıştık. Gümüş kupa final oynadık herhalde. Yani ortada karşılaştığım için yani savunma anlamında biraz sıkıntıları var. Onu çözerlerse eğer playoff'ta çözebilirlerse şimdi tam 22 kişi kadrolarının tam şeyini bilmiyorum, içeriğini bilmiyorum. Tabii oyuncuları tek tek bilmiyorum ama o konuda bir şey yapabilirlerse onlar da aday olabilirler. Abi ikilik ayrı bir istersen biraz konuşalım. Toprak yolu var Rıfat abi. Evet. Geçen hafta nikahı vardı pazar günü. Evet. Allah ona mutlu mesut bir ömür vaat etsin. İnşallah bir hasta koyasınlar, mutlu olsunlar, sağlıklı mutlu yaşasınlar inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Toprak yolu eski takımımız zaten bizim tekrar evet, birlikte olan şeyler yani, tekrar geldi. Benden öncesinde herhalde öyle bir durum var. Yani burada da yine başa bela şey takımlardan biri, buranın gedikli takımlarından biri. Artık çok zamandır, İngiltere'de kaptanın yaptığı. Yani Engin'e buradan selam söylüyorum kendisine. Sevgili avukatımıza. onlar da tabii, şimdi burada da şimdi Galacticos var, başa bela var, işte Toprak Yol var, Armageddon da yine artık bu ligin şey takımlarından, tecrübeli takımlarından. Yani Armageddon artık şey oldu abi, hani bu ligde bir ismi olan bir takım oldu. Evet, artık evet. Isıran, topu ısıran bir takım dendiğinde hep Armageddon geliyor aklımıza yani. Aynen. Burada bir yerini edindiler. Yani bu sene cidden hani ikincilikte dediğim gibi hani bir Titans'ı kenara alıyorum çünkü ayırıyorum. Yani onların sahadaki hırsı ve geçmiş sezonlardaki tecrübesini bu sene iyi kullanıp üst lige kendini atabileceklerini düşünüyorum. Onun dışında baktığım zaman hani bu takım sürtlese de üst lige çıkar diyebileceğim bir takım pek göremiyorum hani açıkçası. Abi Altınköy'ü konuşmak istiyorum seninle. Altınköy 3 hafta önce ya aynen onlar son sıradaydı. Ne oldu onlar? Ne oldu dedikken yani Altınköy geçenlerinden bir anda öyle yani. Zirvesindeydi. Şampiyonlar gelmişlerdi. Ve şu anda playoff'a kalmaya başladılar. Son 3 maç 3 galibiyet. Yani onu diyorum hani bir anda böyle aşağıdan yukarı inanılmaz bir şeyle herhalde onlar da kadro sıkıntısı yaşıyorlardır diye tahmin ediyorum. Muhtemelen son 3 hafta iş ya Altınköy biraz daha şey takım abi nasıl söylesem ben sana. Bir arkadaş takımları var ve dışarıdan birini almak istemiyorlar. Çok güzel. Hiçbir şekilde diyorlar ki biz kaybedersek birlikte kaybedelim. Kazanırsak birlikte kazanalım ve kim böyle olunca yedek oyuncu sorununu sizdeki gibi onlar da çok fazla. Yani biz de öyleyiz işte yani. Aynı şekilde biz de hani bilen biliyordur biz kimseye yanlış anlaşılma söyledim tabii de hani kimseye gel bizim takımımızda oyna şöyle yap böyle yap diye bir taleple gitmiyoruz. Hani her dışarıdan bir talep gelirse derse ki biri abi hani biz sizi çok seviyoruz sizle beraber oynamak istiyoruz. Kim olursa olsun biz hayır demeyiz zaten böyle bir şeye. Aramızı alırız. Ama biz kimseye kalkıp da hani gel bizim takımımızda oyna demiyoruz. Arkadaş takım olarak devam ediyoruz. Ben ona da saygı duyuyorum. Diğer durumda da hani saygı duyuyorum. Hani yanlış anlaşılmasın yine söylüyorum. Çünkü bazen böyle dışarıdan aldığın zaman insanları iyi tanıyamayabiliyorsun. Farklı durumlar yaratabiliyor. Takımın seyri bozulabilir. Aynen aynen yani. Başka işler, başka sorunlar yol açabilir. Çok sağlıklı bakmıyorum ben okulaya ama yadırgamıyorum yani bu konuda şey yapmıyorum. Bence mantıklı bir iş yapıyorlar. Ama geçen seneki performansını gösterirlerse onlar da yine söylüyorum. Hani çok şey ya. Hani mesela Paris de onların da 3. sezon herhalde burada. Olabilir. Emin değilim şu an bir şey söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 3. sezon herhalde onların da. Yani mesela onlar da gördüğüm kadarıyla bir arkadaş takımla. Onlar da mesela geliyorlar. Çok iyi mücadele ediyorlar. Keyifli maçları oluyor onların. Onlar da mesela hani belli olmaz. Onların da mesela bence bir şansı var. Abi bir o zaman seninle şey konuşmak istiyorum. Fikstürümüz belirlendi. İkinci ligde artık şeyde playoff maçları belirlendi. Bir ufak ufak senden bir tahmin yürütmeni isteyeceğim. Ne olur nasıl biter. Abi ilk maçım Yıldız Galacticos Junior. Derbi mi diyorsun? Yönetim kurulu derbisi. Yönetim kurulu derbisi. Ya şimdi... Güney taraf kim olur sence? Çok denk iki takım ya. Hani Galacticos bir tık daha öne diye düşünüyorum ama hani çok denk ya. Hiç kestiremiyorum açıkçası. Hani iki tarafta da bence mesela Barış abi de Erdoğan abi de hani oynamamazlık yapmasınlar. İkisi de bir tarafta oynasın hani adaletli bir şey olsun. İkisini de oynamasından yanayım. Yani onları o izleyelim keyif alalım diye düşünüyorum. Ya Barış abi de Erdoğan abi de artık ligin yüzü olmalı şeyler. İkisi de efendi kişilikleriyle hani, takımların olan hakimiyetleriyle Anadolu ligine kattıklarıyla çok önemli bizim için. Çok keyifli mücadele olacağını düşünüyorum. Abi Armageddon guest.
Armilyon topu ısıran bir takım, Gest topu ısıran bir takım. Agresif bir takım. Gest'te oynayarak bu işi çözmeye çalışan bir takım. Hani dediğim gibi Gest eğer geçen seneki performansını devam ettirebilirse playoff'ta, hani artık playoff sürecine girdiğimiz için söylerim, sezon bitti, sezon içi artık önemli değil. O oyuncular da iki maç kuralını doldurdularsa ve gelirlerse Gest ağır basar diye düşünüyorum. Abi toprak yol mankosu. Bir de artık böyle senin ikinci takımın diyebileceğim kadar yakın, senden çıkma bir takım. Şimdi senin takımından çıkma bir takım. Nankatsu üst lige çıksın ama o amaçla kurulmadı onlar da. Onlar da keyif almak için kurdular bu takımı ama çok büyük handikapları var özellikle savunma anlamında. Aslında ileride attı güzel bir ileride. Emir Can, tabii. Yani Jeff çok Emir güzel bir ileride. Var, Okan var, Figür var. Hani gerçekten ön tarafları Jeff var. O da gol kalanlar hani en sonunda bilmiyorum tabii de. Olmadı. Hani çok iyi bir Furkan var. Hani çok iyi bir hücum hattına sahipler ama bu kadar hücum hattının arasında işte bazen Emir defans oynuyor. Bir maç galiba Can oynadı herhalde defans. Hani o arka tarafı çözemedikleri için sıkıntı yaşayabilirler. Toprak yolu biraz daha ağır basıyor sanki burada ikincilik anında ligi. Yani tecrübeleri, takım olmaları özelinde tabii toprak yolu biraz daha ağır basıyor. Abi Kapua Alcantara baksın. Kapua bu sene katıldı aramıza. Evet, bu sene geldiler onlar. Onları pek izleyemedim açıkçası. Pek fikrim yok onlarla ilgili ama Alcantara da bu ligin şey takımlarından. Uzun zamandır buradalar. Evet, evet. Yani üçüncü sezonları galiba ya, üç ya dördüncü sezonları evet. Emin değilim ama. Onlar da şey takımları, eski takımlarımızdan biri. Hani ortada gibi duruyor o da ya benim için. Abi play-out maçı var bir tane. İstanbul Aziz Vefa, Hakkını Bilbao. Play-out, düşme maçı oynayacaklar. Şimdi Aziz Vefa benim vasıtamla buraya geldi aslında. Benim arkadaşlarımın takımı. Çok kıymetli çocuklar, gerçekten çok efendi, çok düzgün insanlar işte. Onur'un takımı ondan sonra. Benim gönlüm onlardan yana. Yani çok eski arkadaşlarım, hatta yani şöyle söyleyeyim, Burak var onların takımında. Kendisi kardeşim gibidir, şöyle söyleyeyim yani. Akraba derecesinde bir arkadaşım. Onların tabii ki de başarılı olmasını, kümede kalmasını isterim ama hak eden kimse o kalsın. Abi Armenya'da bu hafta bir maç oynadılar. Maçı kazansalardı playoff şansları vardı. Yani playoff'a geçecek puanları vardı ama 4-3 kaybettiler. Son dakikalarda yenen goller. O yüzden de bir anda playoff'ta kaldı. İşte ligin en güzel tarafı. Güzel yanlarından biri gerçekten de. Abi CSK City 6-2 UFC. CSK pardon, onun isim verişinden geliyormuş. Evet, yani onun anlamı varmış yani. Evet. Ya şimdi CSK'da da izlediğim kadarıyla onların da savunma anlamında zaafları var. Kayan'ı biraz daha arkaya doğru defansif oynatmaya çalışıyorlar. Hani ön tarafa sezörü atıyorlar ama playoff'ta yine onlar da savunma zaafını çözemezlerse altı köy bir tık daha etkili olur gibi geliyor bana. Ama tabii Sezer'le Kayan'ın performansı orada çok önemli tabii. Abi Titans Doğuş. Yani ben hiç konuşmuyorum bile. Titans bence ağır favori bir durum. Titans'ı birinci favori olarak aslında biraz daha ön plana koyuyorsun. Ya şöyle şimdi Titans sert bir takım. Kesinlikle. Sert oynarken de tecrübesiyle maçı kazanabilecek bir takım. O yüzden de dediğim gibi eğer bu sertliklerini sinirlenmeden tecrübeleriyle birleştirirlerse yine söylüyorum üst lig için en büyük adaylardan bir tanesi. Ama sağ içerisinde sinirlerine hakim olamazsa özellikle Onur şey yapamazsa, sinirlerine hakim olamazsa takım bir anda karışıyor, takım arkadaşına da sirayet ediyor. Bir anda mağlup olabiliyorlar, yani çok zor durumlara düşebiliyorlar. Onu kendilerine şey yapabilirlerse eğer, terkin edebilirlerse saha içerisinde, sakin kalabilirlerse ben yine söylüyorum üst ligin en büyük adayı onlar gibi görüyorum. Abi bence ikincilik playofflarının en çekişme maçından biri olacak. Aynen. Başa bela Bostancı. Aynen. Yani çok denk iki takım bence. Çok denk ama tabii Bostancı bir tık daha sert bir takım başa bela göre. Başa bela daha çok topu seven, topu oynayan bir takım ama tabii çok denk bir şey. Her şey olabilir yani hiç. Şey söylemez. Yani pazar günü saat 3'te maç. Bence bizim mükemmel maç bekliyor. O maç yani çok evet, güne yeter yakın. Çok kopmayacak maç. Için muhtemelen böyle maçı izleyelim. Kaldı son maçımız abi. San Lorenzo Paris FC. San Lorenzo favori olarak gözüküyor ama dediğim gibi Paris'te artık 3. sezonları yanlış hatırlamıyorsam. Kusura bakmasınlar buradan da tam bilemiyorum 3 mü 4 mü ama
Eğer bir şey yaşanmasa Sandro Ramos'a favori burada ama yine söylüyorum. Hani Paris, onlar da tecrübeli bir takım artık. İyi mücadele ediyorlar. Bazı maçları son saniyede kaybettiler. Burada da her ne kadar favori Sandro Ramos olsa da Paris'i de yabana atmamak lazım diye düşünüyorum. Abi ikicik platformumuz bu kadar. Platformumuz iki ay üzerinden önce, iki hafta. Daha çok hani bir beraberlik durumunda iki maçtan önce de penaltılara gidiyoruz. Uzatmalara oynamıyoruz. Böyle ufak bir bilgimizi verelim. Abi gelelim senin ligine, birinci ligine gelelim. Ufak ufak konuşalım. Kimi konuşabiliriz? Mesela Porto'ya istersen alttan başlayalım. Üstten başlayalım. Üstten başlayalım. Olur, alttan başlayalım. Porto'da Türk abi. Yani eski bir kadrolarda tekrar birleştiler geçen sene aldıktan sonra. Ama birinci ligde galiba tam da istediklerini bulamadılar. Kötü olduğunu düşünüyorum ama birinci lig şimdi daha farklı bir lig. Buraya adapte olmaları biraz geç oldu. Aslında 5. haftadan sonra falan filan bayağı bir toparlandılar. Yani İyi top oynuyorlar aslında ama evet, sonu geldi. Sonuca gidemiyorlar. Yine söylerim hani savunma anlamında zaaf yaşandığı zaman özellikle birinci ligde hiç şeyin yani şansın yok. Onlar da ilk etapta o sıkıntıyı yaşadılar ama sonradan çözdüler. O da geç oldu tabii ama ben iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Özellikle saha içerisinde çok efendiler, çok kesinlikle şeyler, yani her konuda dişler o konuda. Yani mağlup olsalar dahi maçı çirkinleştirmiyorlar. Düşseler bile bence seneye üst ligin en üst önemli adalarından biri olurlar. Ben şekilde düşünüyorum abi. Abi Hazar Baba, seni aslında yakından da takip ettiğin, evet. Sevdiğin bir takım. Ya ben çocukları seviyorum. Çok genç, tatlı çocuklar ama saha içerisinde çok yanlış işler uğraşıyorlar. Göktuğ da kaptanları kendisine de defalarca söylememe rağmen saha içinde sinirine hakim olamıyor. Çok iyi futbolcu. Fiziğiyle, tekniğiyle, her şeyle çok iyi futbolcu ama kafasını başka işlere yorduğu için hem kendi değerini düşürüyor hem de takım içerisindeki o oyun bozuluyor. Onun sıkıntısını yaşıyorlar bence. Çünkü çok agresifler ve çok konuşuyorlar saha içerisinde. Birbirlerini de bozuyorlar ve birbirlerine de etki ediyorlar bu konuda. Aslında onu çözebilmiş olsalar o sertlikleriyle ve kondisyonlarıyla bu ligde çok rahat playoff oynayabilecek. Çok rahat playoff oynayabilecek. Hatta şampiyonlara kadar gidebilecek bir kadroya sahipler ama dediğim gibi diğer işlerle çok uğraştıkları için bir de bu sene kadro sıkıntısı da yaşadılar. Birçok maça kadroda çıkarttım. Onda sıkıntısı oldu tabii. Onu da eklemek lazım ama en büyük etken onların o agresifliğine hakim olamamaları kendilerine yani bu durumda olmaları. Al futbol klasesi. Ufuk Başkan'ın takımı. Ufuk Başkan'ın takımı. Ufuk Kaplan'ın yaptığı takım ya. Daha doğrusu evet, Ufuk Başkan'ın takımı. Ya onlar da kadro sıkıntı yaşadılar. Kadrolarda sıkıntı yaşadılar bütün sezon boyunca. Yeterli kadroyu oluşturamadılar. Birincilik seviyesi için. Durumlar da ortada zaten çok fazla şey yapmayı, denemeye gerek yok etseydi. Onlar da biz de aynı sıkıntıları yaşadılar 3 aşağı 5 yukarı yani. Ama seneye onlar da birinci ligin sağlam kadrolarından biri olurlar diye düşünüyorum. Abi bizim uşaklar, geçen sene bizim nelerdi? Senenin başında bir ufak olmama durumları oldu, bir kadro sıkıntıları oldu ama yine bu sene de bizimler. Aynen, bizim uşaklar da hani keyif top oynayan takımlardan biri, hücum oynuyorlar. Hakan abi var. Aynen. Hakan abi gerçekten sağda. Onlar da hırçın bir takım aslında. Diğer takımlara baktığımızda onların da mesela defans hattı fena değil ama ön tarafta hiç çözemiyorlar daha çok. Playoff'a girme ihtimali yine de yüksek gibi görüyorum ben yani. Son iki hafta ama eşleşmeler, maçlar birbiriyle oynuyor herkes. Bir şey olup şans eseri playoff'a da girebilirler diye düşünüyorum. Abi güzel mamura diyelim. Güzel mamura artık... Bir arkadaş lazım. Burası da yani. Evet. Burası ben daha eski yani. Evet. Halı sağlık diyelim artık. Onlar da keyifli bir takım. Birlikte oynuyorlar senelerdir. Tabii onların da en önemli oyuncuları Göker'i getiremiyor olmaları çok büyük handikap onlar için. Yani belki Göker geliyor olsa o iki sezon önceki başarıyı yakaladığı finali tekrar yakalayabilirler. Onlar da kadroda sıkıntısı yaşıyorlar ama onlar da geliyorlar. Yaş ortalama da yüksek onların bizim gibi. Keyifle oynuyorlar, keyif veriyorlar. Mesela bizim maçımızda ben çok keyif aldım onlarla. Onlar da son saniye mağlup olduk. Yani son dakika mağlup olduk. Eski takım arkadaşım var benim orada da Tevfik. Yani o da çok önemli bir oyuncudur. Playoff'a girebilir onlar da öyle bir şansları var. Son iki haftaya girilmişken. Yedi bela kendini ateşe aldı. Abi önce Windows West'i konuşmak istiyorum. Windows West en sevdiğim takım. Yani herhalde
bu işi en böyle ciddi almak demeyeyim de hakkıyla yapan takımlar aynen, var. Aynen, hakkıyla, tutkuyla yapan. 15 kişi geliyorlar. Müthiş hepsi ısınma ya. Hareketi yapıyor, her hepsi soğuma hareketi yapıyor. Aynen aynen yani gerçekten bu işi spor olarak hakkıyla yapan tek takım onlar ve sahaya çıktığı zaman da takım olarak bütünüyle mücadele eden tek takım onlar. Ben geçen sene de mesela diyordum hani şampiyonun en büyük adayı ama finalde yeteri kadar iyi performans gösteremediler geçen sene. Bu sene de yine söylüyorum, playoff'a girerlerse yine şampiyonluğun adaylarından bir tanesi Winnold West'in. Winnold West bence çok güzel bir oyun oynuyor da. Ben Winnold'da şunu görüyorum bazen. O pas oyunu o kadar oynuyorlar ki topu ileri taşıyacak kadar zamanları kalmıyor gibi. Hani o pası artık el, yani elbirciye atıyorlar. Halı sahada biraz fazla gibi sanki. Winnold'un pasla ilgili de Winnold'un savunmadaki sertlikle anlamı ufak bir arttırması lazım bu işi. Yani çok rahat bırakıyorlar. Özellikle karşı takımda yetenekli bir oyuncu varsa rahat hareket edebildiği zaman onlar için büyük handikap oluyor. Bir tık daha sert oynayabilseler oyunu aslında hani şöyle söyleyeyim, çirkinleştirmiyorlar oyunu. Biraz daha hani bu futbolun şey yanıdır belki ama hani kötü yanıdır ama biraz daha böyle bu işin şeyine gitseler, cinliğine gitseler diyeyim hani kötü bir laf söylemek istemiyorum ama yani o işi yapsalar belki şampiyon olur ama ben onların da hani şampiyonlukla ilgili hocalarından dolayı söylüyorum. Hani gördüğüm kadarıyla çok beyefendi ağzına düzgün bir insan kendisi. Öyle bir dertleri olduğunu düşünmüyorum ama hani o yüzden de bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum bazı maçlarda. Yani o sertliği sağlasalar çoğu takım karşısında duramaz. Yani özellikle Deniz gibi bir santrafor sahipken. Maalesef ki şut after gelemiyor yani. Son 5 haftada falan çok göremiyoruz sadece. Yurt dışındaymış herhalde falan böyle bir şeyler söyledi. Bir yani Göztepe maçına gelebilir, Göztepe maçını da izleyebilirdik. Hatta Balayaç Hoca bir poz verdi, ben görmüşsün. Yok derdi. Yani şey, Peter Crouch'u Ivan Kordon'u bir anda. Çok çok iyi oyuncu yani. Benim takımımda olsa Deniz, ben açık ara şart verdim. Yani Deniz gibi bir santrafor olmasın. Abi yedi be ya. Bari kendine şart ver dedin. 7. haftaya kadar lider geldiler. 7. ya 6'ya da emin değil ama lider geldiler. Çok iyi oynuyorlardı. Müthiş savunma yapıyorlar gerçekten. Özveriyle savunma yapıyorlar. Onların da gol anlamında sıkıntıları var. Yani gol işini çözseler onlar da bir tarafta. Onlar da çok iyi takımlar. Hani ligin zaten en eski takımlarından biri, tecrübeleri. Onun için bir tane yetenekli ayağı var, ihtiyacı var. Şey var. Yani kendi çok teknik hayatları var. Kerem de öyle Kerem'in mesela biraz daha gole oynaması lazım bu oyunu mesela. Çok fazla pas oyununa dönüyor Kerem. Kerem bir tık daha gole oynaması lazım. Onun çünkü çok yetenekli. İki ayağını müthiş gerçekten oluyor. Öyle. Oyun bilgisi falan çok iyi. Bir tık daha öne doğru oynaması lazım aslında oyunu. Hani çünkü o takımda Serkan Hoca herhalde çok fazla gelemedi bu sene. Serkan Hoca olsa evet. Ön tarafta işi çözüyor zaten tecrübesiyle, yeteneğiyle. Ama o olmadığı zaman Kerem'in bir tık daha kendini böyle gole yönelik öne atması lazım. Abi Deli Boka. Yani galiba birinci ligdeki en enerjik ikinci ya da üçüncü takım falan diyebilirim. Hazar Baba'dan sonra sayabileceğim. Deli de bir arkadaş takım mı? Çok iyi takımlar. Yani çok beğendim gerçekten. Burak mesela çok önemli oyuncu. Bu ligin en önemli oyuncularından bir tanesi. Onlar da hani bu sezon başındaki yaşadıkları o bir şeyi, gerginliği, sinir halini atlattılar. Artık daha sakinler. Evet, kesinlikle. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda o aynı Hazar Baba'daki sıkıntıyı onlar da yaşıyorlar ve oyundan kopuyorlardı bundan sebep. Şimdi bu sene daha sakinler ve daha topu odaklılar. Daha şey, oturdular aslında onlar hani. Sezonun tecrübe kazandıkça o takım da oturdu ve onlar da sürpriz yapıp şampiyon olabilirler. Bir takımda herkes şut çeker mi diye yani sorsam cevabı onlara var. Herkes çekiyor. İnanılmaz derecede. Orta sahada topu alabilen vurabiliyor yani. Mert vuruyor müthiş, işte Burak vuruyor. Türker vuruyor, Emir vuruyor. Emir ön tarafta. Herkes vuruyor. Çok geziyorlar bir kere yani saha içerisinde çok değişken oynuyorlar hani. Beklerini çıkıyorum ama diğerlerinin hepsi yani Burak direkt santrafor gibi oynamıyor işte oraya Mert gidiyor işte. Emir giriyor, arkadan Türker giriyor hani çok değişken oynuyorlar oyunu ve çok koşuyorlar. Çok büyük artı onlar için tabii Halı Saha. Abi Karabela hepsi bunlar da yani Karabela da artık uzun zamandır buradalar evet, ve çok güzel bir top oynuyorlar yani. Ya bir kere çok önemli bir kaleciye sahipler. Hani bu ligin belki de en önemli 2-3 kalecisinden bir tanesi. O da. Aynen öyle. Çok iyi bir kaleci. Onların da defans falan da sıkıntısı var. Melih zaten benim bu ligde en beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Erdem gibi bir oyuncuya, Melih gibi bir oyuncuya sahipler. Kalede Dodo var ama onların da savunma anlamında o kadar yani çok hücumcular. Yani kemik bir stoper sanki. İhtiyaçları bir ya da iki şey. Sert böyle kemik stoper. Tecrübeli stopere ihtiyaçları var. Çünkü bu kadar hücumcu bir takıma işte Hazar Baba maçı mesela çok büyük kayıp onlar için. Hani 5-0 öndelerdi. Son 15 dakika falan 5-5 vardı. 5-5 bitti maç yani.
hem biraz gerçekten maçı kazandık havası hem de arka taraftaki zafiyet o 5-5'i getirdi. Yani eğer Barça oyuncuları işte o iki kuralı doldurmuşsa ve playoff'a gelirse şampiyonluk adayı olarak bakıyorum ben Karabey'de. Abi İdeal Tepe futbol kulübü. Yani iki yıllar da ikincilikten geldiler. Windows çok yakın bir top oynar. Windows'a tek kartları topu daha demin söylemiyorum. Hani Windows'un zehirlediğini düşünüyorum. İdeal Tepe öyle değil. İdeal Tepe ileriye doğru pas yapıyor. Evet İdeal Tepe iyi bir takım var ama benim gördüğüm kadar çok maçtan izledim. Tek oyuncuya bağlı her şey. Yani bizim takımda da mesela ben olduğum zaman büyük takım sakın büyük sıkıntı yaşıyor takım. Tüm organizasyon bozuluyor. Onlarda da Hakan gelmediği zaman bütün organizasyon bozuluyor saha içerisinde. Çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yine de şampiyon olurlar mı? Olabilirler. İyi bir takımlar. Ama Hakan'ın saha içerisindeki etkisi görevi bütün şeyde süreçte belirleyici olacak diyeyim. Abi Sadık Ulu United bu sene gerçekten çok iyiler. Yani Emre Benli mükemmel bir form yakaladı. Ya, Ercan abi her zaman çok yani, iyiydi. Onlar da çok iyi oynuyorlar ama yani sahaya çıktıkları zaman hani enteresan bir şekilde maçları bir şekilde kazanıyorlar. Ama ona söyleyecek hiçbir şey yok. Yani ne yapıyorlar diyorlar kazanıyorlar. Ama bana sahada böyle hani şampiyon olacakmış gibi bir hava yaratmıyorlar saha içerisinde. Maçı oynarken böyle rakibe karşı bir çok üstün böyle futbol oynamıyorlar. Göz dolduran bir oyunları yok. Evet evet yani maç böyle hep iki arada bir denedik. Hani kaybetti ha kazanacak. O şekilde gidiyor maçları yani. Ya koparamıyorlar maçı yani. Evet evet yani. Bir yere kadar çok ediyorlar ama koparamıyorlar evet, maçı. Açık oynuyorlar oyunu hani. Keyif vererek oynuyorlar. Bizim maçta mesela çok keyif aldım onlardan. Hani sakat sakat oynadım. Sonradan girdim ama keyif vererek oynuyorlar. İşi çözecek noktada işte o koparacak noktada maç hep gidiyor geliyor. Hani bir o tarafa bir bu tarafa hani kazanıyorlar ama playoff'ta aynı şeyi yapabilirler mi o tabii. Onlar çok üçüncü takım yani Ramazan var, Emre var, Emre Benli, Ercan var, Ersan Hoca var. Yani onlar çok fazla üçüncü yani bekler bile Emre Benli ile Ramazan oynuyor genelde beklerde. Onlar bile çok mükemmel bir gol ayaklar yani. Ya bir kere hani Ercan yaşına rağmen müthiş performans kesinlikle yani, yani çok koşuyor, mücadele ediyor yani çok önemli oyuncu oldu. Tamam bu sene yani birincilikte de yani genel olarak söyleyeyim en beğendiğim oyuncu Emre Benli gerçekten de. Evet. Muhteşem işler yapıyor bu sene. O da hani çok koşuyor ya, çok mücadele ediyor gerçekten. Abi Göztepe'yler. Daha dün konuştuk, biraz daha irdeleyelim. Göztepe'yler tam bir savunma takımı. Hani bulduğunda atıyor. Bulduğunda atıyor. Bada gibi bir tecrübeye sahipler artık hani İstanbul'un halı sahiliklerinin en önemli defalarından bir tane ve en tecrübeli diyelim. Bada iyileşirse, yani playoff'a yetişirse ve oynarsa onlar da finali görebilirler. Yani en kötü ya final görürler zaten de finalde görebilirler tabii. Gelelim Los Galacticos. Yani bu ligin en şanslılık adayı yani tartışmaya gerek yok. Hani bütün oyuncuları zaten artık Anadolu Ligi'nin en tecrübeli oyuncularının durumunda. Haydar gibi müthiş bir yeteneğe sahipler. İşte ön tarafta Can var. Artık bu ligin en tecrübeli golcülerinden bir tanesi. Can Suman var ortada. Yine bu sezon katıldı. Can Suman Titans'tan gitti oraya. Çağrı var. Çağrı zaten çok tecrübeli. Hem önde hem arkada. Oyunu iki yönlü oynuyor. Çok mücadele ediyor. Yani Sercan inanılmaz bir görev adamı. Ayakları iyi. Yani her şeyi yapıyor sahada ya. Ferdi çok iyi bir kaleci. Hele günündeyse gol atmak çok zor. Şampiyonluğun en büyük adayı. Ya bizim aramızda onun Ferdi abiyle bir espri var. Diyorum ki sen Victor Valdes gibisin. Barcelona'nın ekmeğini yiyen Victor Valdes gibi Los Galacticos'un ekmeğini yiyor bence ama yine de sen bilirsin abi. Özellikle kaybettiğimiz maçta Ferdi çok belirleyici oldu. Çok fazla gol top çıkardı. Yani biz 5-2 mağlup olduk herhalde. Şimdi baktığın zaman 5-2 duruyor maç ama Ferdi çok belirleyici oldu maçta. Ve İzlediğim birçok maçta da çok belirleyici oluyor gerçekten hani Dodo ile Ferdi bu sezon özellikle gerçi Göztepe'lerin de genç bir kalitesi var adını bilmiyorum ama aklımdaydı abi bakayım yani üçü gerçekten takımlar için çok belirleyici Sabahattin Sebo PSS'ın yani, Sebahattin çok da genç abi aynen yani üçü de takımlar için hayatı önem taşıyorlar yani günündeyse üçü de gerçekten gol atmak çok zor üçünün. Yani gerçekten de çok mutsuz, çok iyiler. Abi program formatını istersen yerine yetelim, ilk yediyi yapalım. Üç ligden de beğendiğin hiç önemli değil. İstediğin gibi bir yedi kurabilirsin. Valla şimdi ben şunları istersen şuradan çekeyim.
ilk 7 yapalım. Kale. Ne dersin? Kim yazalım? Kaleye kim yazalım? Bazen de saydık bu kadar kaleyi saydık. Aynen ya. Şimdi 3'ü 1'den saydık. Aynen. 3'ü 1'den saydık. 3'ü 3 tane bir tanesi olacak. Yani kaptanlığından dolayı yani. Bu seneki sakinliğinden dolayı da hani geçtiğimiz sezonlarda büyük sıkıntılar yaşadık. Burada yönetimsel anlamda Dodo'dan sebep ama bu seneki sakinliğiyle, takımın olan hakimiyetiyle Dodo'yu yazıyorum. Defansın göbeğini hiç tartışmıyorum zaten yani. Yani söylemesek bile herkes anlıyor galiba artık. Yani. Badayı oraya yazmadan olmaz yani. Ondan sonra yanına kimi yazarız? Yanına ben Şerif'i yazarım. İkili defans oynarım ben. Şerif olmadan olmaz çünkü çok agresif ve çok hamleli. Çabuk da bence yanına en ucak badanın o olur diye düşünüyorum. Ortaya benim en favori oyuncum Kerem'i yazarım. Yedi birer Kerem. Yani, müthiş oyuncu. Sağ tarafa tecrübesiyle benim en beğendiğim sağ bek kendisi Sercan'ı yazarım. Sol tarafa Uğraç olur. O da tam santrafor gibi değil çünkü. İki arada topa vurabiliyor. Çok gidiyor geliyor. Uğraç olur benim sol taraftaki oyuncum. Ön tarafa da tartışmasız böyle yine en iyi santraforu Deniz yazar. Ama çok güzel kadro oldu ya. Ve çok net çıkardı yani. Biz burada ben diyordum bakar derken düşünürdük falan. Çok net sanki düşürdü yani seninle. Mükemmel bir kadro oldu. Yani ya tabii buraya... Sanki böyle sol taraf sağ taraftan biraz daha hücumcu gibi geldi bana. Yani sağ taraf biraz daha defans yapacak. Yani Burak çok koşuyor ama ya yani her gerçekten yerde. Hani... Sağda her yerde yani. Bu da elde öyle oynuyor yani. Çok mücadeleci, çok koşuyor. Hani müthiş bir fiziği var zaten. Yani çok diri oyuncu. O yüzden bu kadro sıkıntı yaşamaz yani. Bu kadro şampiyon olur. Ya tabii buraya çok girebilecek oyuncu. Çok hani, fazla abi gerçekten de. Hani hakikaten çok girebilecek oyuncu. İşte Göztepe'lerde Emir var mesela. Çok iyi oyuncu, çok koşuyor, mücadele ediyor. Orta sahada bir toplayıcı yönü çok iyi. Aynen hani gerektiği yerde alıyor, veriyor, pas yaptırıyor. Hani çok önemli oyuncu o da. Hem takım için hem lig için çok önemli. Başka kim söyleyebilirim? Yani işte Sadık Kolunda Ercan var. İşte az önce konuştuk. Emre var. Emre ben. Ondan sonra Hami Hoca yer bulamadık. Hami Hoca. Şimdi Erdem var. Hani Deniz mi Erdem mi işte atıyorum dersen Erdem'i de buraya yazmak lazım ama işte 7 kişi yazıyorsun. Erdem çok önemli oyuncu. Melih yani benim en beğendiğim orta sahadan biri. Hani Kerem'le beraber bu ligin bence hani ikili oynasam ortada Melih ile Kerem yazarım hiç düşünmeden. O da çok koşuyor, mücadele ediyor, o pas yapıyor, dikine kat ediyor. Yani çok iyi oyuncular var ama işte... İlk yedi de böyle oluyor. İlk yedi maalesef. Ama şey fark ettim abi, yazdığın 7 kişide 7 senaryosu takımlarında şey rolünü üstleniyorlar. Hani öncü rolünü üstleniyorlar. Yani Bada zaten takımın %100 abisi. Dodo aynı şekilde bütün takımla iletişimde olan saha içinde. Kerem çok yani... Sağda aslında nerede oynadığını anlayamazsınız. Kerem takımı da her şeyi. İlk defa geldiğinizde anlayamazsınız yani, nerede oynadığını. Aynen değil. Yani 7 beraberden Kerem'i alırsak geri pek bir şey kalmaz. Yani tabii ki de çok önemli oyuncuları var. Yani yanlış anlaşmasını söyleyeyim de hani Kerem çok etkili oyuncu. Yani. Orkestra yol yönetiyor diyebiliriz gerçekten de. Aynen. Yani Deniz, Windows oynarken topu ileri taşımakta o kadar zor şey gösteriyor. Çünkü onu attığınızda Deniz top ayağında 10 saniye tutar diyoruz. Tabii şimdi hani Windows konuşurken Deniz ayağında çok iyi top saklıyor, gol vuruşu var, kafaya çıkıyor. Hani ama arkasında armanç olmadan o takım da sıkıntılı. İşte bunların da kalecisi, çok önemli bir kaleci adı. Al bakalım istersen abi. Dur, hatırlayacağım. Oğuzhan? Oğuzhan ha. Çok iyi kaleci o da. O üçlü, o hat bozulduğu zaman onlar da sıkıntı yaşıyor. Onlar ortadan gidiyorlar yani mantık evet. O. Abi zaten de biraz Fahri abiyle burada sabahtan beri sakatlık konuşuyorum artık tedavi yapmamız lazım lütfen. Yani bu hayatta bunu çok fazla sakatlık yaşadım. İşte toplam 6 ameliyat oldum. Çaprazdan koptu 2 defa. İşte dizimden 5 defa ameliyat oldum. İşte kasık tutumdan ameliyat oldum. Sakatlıktan çok muzdarip bir oyuncuyum. Hayatım fizyoterapistlerle geçti.
Fare, zaten bizim tabii, camiadan bayağı hepsi tanıyorsun sen. Yani, aynen öyle. Ama tabii Fare fizyoterapistin için aynı zamanda Öztürk attı kendisi. En iyi şekilde anlatacaktır o. Oyuncularımıza sağlıkla ilgili, özellikle futbolcu sağlığıyla ilgili en iyi bilgileri verecektir. Fara tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Lige hoş geldin. Anadolu Ligi'ne hoş geldin. Bu sezon seni yeni görüyoruz, yeni tanıyoruz. Abi nasıl söylesem, ne yapacaksın? Futbolcular ne yapmalı? Bir fizyoterapist ne yapar futbolcuya? Evet. Bu bizim hani röportajımız olduğu için ben şundan konuşmak istiyorum. Neden sakatlanır? Bir sporcu neden sakatlanır? Yani bunun aslında 3 maç yaparsa 35 yaşında sakatlanır. Şimdi o maç ama sadece o değil yani. İki sebebi var aslında ana başlık altında toplarsak. Bir endojenik bir de egzojenik. Yani kişiye bağlı olan, kişiye bağlı olmayan sebepler var. Kişiye bağlı olanları sayarsak uykusuzluk, beslenme şekli, psikolojik durum, stres, stresten kastım, o günkü trafik stresi, iş stresi hepsi buna dahildir. Ondan sonra kişinin eklem problemleri, eklem tutuklukları, bunların hepsi zaten kişinin bireysel olarak sakatlanmasına zemin hazırlanan şeyler. İkincisi kişiye bağlı olmayan şeyler, travmalar, başka bir gelip vurdu sakatlanma, dış etkenlidir. Halı saha zaten başlı başına bir sakatlık sebebidir ama halı sahada doğru ayakkabı seçimi çok önemlidir. Yani bizim ülkede şöyle bir şey var, kramponla oynadığım zaman daha iyi hissediyorum, daha iyi şut çekiyorum. Halı sahaya kramponla gelinir. Krampon da zaten halı sahada dönmez hiçbir zaman. Daha çok çapraz bağ yararlanması yapar. İkincisi krampon değişimi yok bizde. Yani krampon yırtılana kadar gider o. Evet. Kramponun arkası aşınır, topu şöyle gider basar. Ama yırtılmamışsa sıkıntı yok, onunla oynanır. Normalde haftada 3-4 maç yapan bir sporcunun kramponlarını 3-4-6 ayda bir değiştirmesi, yani az yapıyorsa 6 ayda bir değiştirmesi gerekiyor. Onun haricinde hava şartlarının soğuk havalarda mesela kasıtması daha çok olur. Kas spazma geldiği için. Başka buna ekleyeceğimiz ne olabilir? Maç öncesi ısınma, maç öncesi soğuma ve germeler. Yapılan araştırmalarda maç öncesi ısınma ve germe ve maç sonrası soğumanın sakatlık oranını %30 oranında düşürdüğü ispatlanıyor. Şöyle bir şey var bizim futbolcularla, burada da ben görüyorum bazen. Isınma yok. Hızlı bir tempoyla maça başlıyorlar. Maça başladıktan sonra birden duruyorlar, hemen gidip üzerlerini değiştirip gidiyorlar. Bu şöyle bir şey, turbo motorları bilirsin, turbo motor bastığın zaman bir çalışır, havayı alır. Frene birden basıp kontağı kapattığın zaman motor çalışırken yavaş yavaş motoru bozmaya başlar. Yani bir yıl kullandığın zaman bir yıl sonra artık o ahşap olur, değiştirmek zorunda kalırsın. İnsan vücudu da böyledir. Hızlı çalışır, soğuma, yavaşlama süresini beklemediğiniz zaman sakatlanmaya açık hale getirir. Kişisel şeylere tekrar gelecek olursak, uykusuzluktan başlamak istiyorum ben. Uykusuzluk nasıl uykusuzluk etkiler? Ortalama günlük bir insanın uyku saati 8 saattir. 8 saatin altına düştüğü zaman vücut tam manasıyla Türk halkı için diyeyim, mesela Japonlar falan, üstü küçük olduğu için onların dinlenme fazı biraz daha az oluyor. Beyinsel faz eşit ama vücut olarak dinlenme oranı daha düşük oluyor. 8 saat ama 8 saat ne zaman? Ben işte 4'te uyuyorum, 12'de kalkıyorum işte. Olur mu? Olmaz. 12'den önce uyumamız gerekiyor. En geç 12'de. Çünkü 12'den sonra vücut artık kendi iç organlarının, iç organ saat dediğimiz bir saat vardı. Mesela saat 1'de, 2'de karaciğer kendini yenilemeye başlar. O saatte uyumuyorsan, bir şeyler de yiyorsan zaten yavaş yavaş yüklenilebilirlik seviyesi azalır. Ondan sonra zaten karaciğer sıfıra sağlanmaz, bu defa sindirim kötü olur. Sindirim kötü olunca zaten direkt bütün metabolizmayı etkiler. Kasın da yüklenilebilirlik seviyesi düşer. Eklemlerinde, bağlarında. Sakat daha açık hale gelir. Onun haricinde buna ek olarak beslenme, doğru beslenme, sporcu beslenmesi çok çok farklıdır. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme vücut pirincini sürekli düşürür. Onun haricinde egzersiz yapan, spor yapan bir insanın spor sonrasında ya da maç sonrasında ergojenik destek alması gerekir. Ergojenik destek de vitaminler, mineraller bazında gerekirse tahlil yaptırıp yani, ya da normal preparatları oluyor yani düşük dozlarda hepsinin içinde oldu. Onlardan kullanılması gerekiyor. Elektrolit seviyesini düzenlemesi gerekiyor herhalde. Bir de kişilerin yaptırması gereken şöyle bir şey, bunu iki şeyle de konuşmuştuk. Maça çıkmadan önce ya aylık, 2 aylık ya da 3 aylık periyotlarda kişilerin kendini sağlıklıyken, sakatlık olmadan, sakatlığın en kolay çözümü, en kolay tedavisi sakatlık olmadan tedavi olması. Tabii travma harici, kişinin kendisine bağlı olanları.
normal vücut analizlerini yaparak postüral bozukluklarını tespit ettikten sonra sakatlanabilecek bölgeler, yani oran olarak kişiye söylenir. Sen parkla delenin %20-%30 oranında artabilir. Buna yönelik bir ön tedavi görmen gerekiyor. Ya da sen işte ayak kemiğin biraz arkada kalmış, arka delenin atabilir, baldıra dire. Ona dikkat etmen gerekiyor, düzeltmemiz gerekiyor bunu. Yani bu tür tespitleri, analizlerini doğru düzgün yaptırdıktan sonra kişilerin kendisine bağlı olan sıkıntıları minimale inmiş olur. Ama tabii sıfırlanır gibi bir lüksü yok zaten. Onun haricinde ne sayabiliriz buna? Şeyi söyleyebiliriz ya, halı sahada şimdi en önemlisi sakatlıklar hakkında söyleyeyim. Şimdi bazen burada insanlar sakatlanıyorlar. İşte benim gibi arka delesi gidiyor, işte bileği dönüyor. Bununla alakalı bir tedavi görmüyorlar. İşte iki hafta geçiyor, bir hafta geçiyor. Sonrasında gelip oynamaya devam ediyorlar. Bu daha büyük sakatlıklara sebep oluyor işte. Prematüre iyileşme. Aynen. Çok güzel bir konuya değindim. Şöyle bir şey oldu. Ağrı geçiyor, kişiler iyileştiğini sanıyor. Şimdi iyileşme ne zaman başlar? İlk yaralanma başladığında da iyileşme de başlar. Süre zarfında nasıl müdahale ediyorsun? Ne yapıyorsun? İlk 48 saat ne yaptın? 48 saattan sonra ne yaptın? Sporcuysa kişi, sürekli düzenli bir şekilde spor yapıyorsa, yaralanma olduğu zaman atıyorum bir kasın zıpladın ya da topa vurdun. Kuadriseps kasının birkaç lifi attı. Birinci derecedir bu. 2-3 derecesi vardır. Biz birinci dereceden gidiyoruz. Yani birinci derece bir yırtığın var. İlk 48 saat, genelde 24 saat, 2 saatte bir profesyonel oyuncuysa 2 saatte bir, yani normal prof değilse 3-4 saatte bir, günlük 3-4 defa 10 dakika, 12 dakika. Genel görüş olarak yani sporcu sağlığında kullanılan dakika 10-12 dakikadır. Biz hani konu tartışılıyor hala, birçok makale de var bu konuyla ilgili. 5 dakikayı geçmesin ya da çok çok buzda uygulanmasın, vücudun kendi iyileşmesine bırakılsın da deniyor. Yani birkaç görüş var bu konuyla ilgili ki tam net bir şey yok. Ama şu an uygulanan sistem 2 saatte bir, 10 dakika buz uygulanması 48 saat içinde, 48 saat sonra istirahat etmesi, 48 saat içinde yine kompresyon uygulanması. Rice denen bir şey var. İstirahat, buz, kompresyon, elevasyon yani kalp seviyesinden biraz yüksekte tutulması. Zaten şöyle bir şey olur yaralanmalarda, ilk 2 gün ciddi bir ağrı olur. Orada çünkü ağrı medyatörleri şöyle bir şey yapar, oraya bir saldırır. Hemen orada bir kasları kısar, damarları büzer. Ondan sonra hareketsiz kılmak için iyice orada ne olduğunu bir anlamaya çalışır bir 2 gün boyunca. 2 gün sonra yavaş yavaş oralaşma olur. Çişlikler daha çok travmadan sonraki saatlerde olur. Yani önce vücut orada ne olduğunu anlamaya çalışır değil. Anladıktan sonra yavaş yavaş şişmeye başlar. Bu 5 gün, 5. günde iyice azalır. 14. günde zaten şişlik biter. Ondan sonra iyileşme devam ediyor. Bir kas için bu 12 haftadır. Yaklaşık 2,5-3 aydır. 2,5-3 aydan önce sahaya çıkıyorsanız prematüre iyileşmeye çıkmış oluyorsunuz. Sakatlanma riskiniz çok yüksektir. Şu vardır. Çıkarsınız ya ben çıktım bana bir şey olmadı. Şansına 10 kişiden bir 10 kişiden 9 kişi sakatlanır. Yani 10 kişiden bir kişi sakatlanmaz, o bir kişi sendir. Bu şekilde. Zaten Hakan bu konuda bayağı muzdarip. Hala ben gördüğümde nasıl oynuyor bu şekilde. Biz maka kendisini başlatıyoruz, çok güzel oynuyor hala. Nasıl oynuyor hala hayret ediyorum. Sen zaten sakatlandın, bu konuda nasıl bir süreç izlendi sende, nasıl izlendi mesela? Ya, neler yaptın? Kendin ne yaptın? Ya ben tabii... Yani benim şey, gözlerime göre çok hani böyle o zamanlara uyan bir insan değilsin. Çok şey arada bu soydum. Arada bu soydum. Aynen. Bu işin mesleği olarak yaptığım için senelerce sakatlıklara çok çektim ama bu buz işleri falan filan tabii biz de bu işten para kazandığım dönemde mecburen yapıyordun. Yani istesen de istemesen o buzu bağlıyorsun. Çünkü oynamadığın her hafta sana eksi yazıyor. Hem prestij olarak hem para olarak eksi yazıyor. O yüzden o dönemde uymak zorundasın bu kurallara, işte buzunu yapıyorsun, tedavine devam ediyorsun, fizyoterapiye gidemiyorsun, gitmezsen onun da aynı cezası oluyor. O dönemlerde bunları uygulamak zorundasın ama tabii halı sahada için sakatlandım. İlk akşam bir iki defa buz yaptım, ertesi gün buz muz yok. Tedavi işte bir kere gittim Fahri'ye. Fahri demesine rağmen yarın da gel bakalım, öbürsü gün de gel bakalım. Hani çünkü Fahri aynı zamanda östeopat, yani şöyle söyleyeyim, östeopatik alısı ilgili bilgisi yok. Olmayanlar vardır. Benim arka delimin sebebi belim. Belimin zayıflığı ve belimdeki hasar arka delimde sıkıntıya yol açıyor ki çoğu futbolcuda, sporcuda eğer arka delimde bir sıkıntı varsa önce bele bakarlar zaten. Arka delimin zayıfındansa belin zayıflığı arka deliğe vurur. Fahri zaten önce belimi tedavi etti. Belimi tedavi ettikten sonra arka delim toparlamaya başladı ama tabii
süreçte ben oynamaya devam ettiğim için tekrar tekrar sakatlandım. Osteopati zaten şöyle, bütüncül bir yaklaşım, bütüncül tedavi modalitesidir. Yani bize geldiğinde bir sporcu yara alma ya da herhangi bir hasta bize geldiğinde işte direkt ağrıdan yaralan bölgeye tedavi ediyoruz ama onun haricinde bu niye olmuş? Önce onu bir araştırıyoruz. Yani şöyle diyeyim, kafatasından tırnak ucuna kadar bir değerlendirmesini yapıyoruz, analizini yapıyoruz. Bunda ne var? Bunun haricinde neler var? Sakat olan bölge burası, tamam burası biz de cepte alıyoruz. Burayı tedavi edeceğiz, amenna. Ama burası niye bu konuma gelmiş? Bu konuma gelene kadar daha önce ne olmuş? Yani bu kas sporcu sürekli maç yapıyor. Daha önceden çok yoğun antrenman yapmış mı? Yok. Uykusu düzeni nasıl? İyi. Ondan sonra beslenmesi iyi. Bu kas niye atmış yani? Her maç yapıyor. Maçta da çok zor olmamış ama kas atmış. Bunun sebebini bulmaya çalışıyoruz. Yoksa kas durduk yere atmaz. Yani spazma girmiştir, zorlanmıştır. Normal bir harekette zorlanmıştır. Kas niye spazma girer? Vücutta bir dengesizlik olduğu zaman koruma yardır orayı. Onu dengesizliği düzeltmek için kas kendini spazma sokar. Aslında masumdur. Yani bir dengesizliği dengeli hale getirmek için kasılmıştır o. Hakan'da da o bayağı bir mevcut. Ama hala ciddi bir tedavi alınma ama. Ciddi tedavi mi Hakan abi? Tedavi bitti ya. Yani son bir seansımız kaldı. Bir seans inşallah. Biliyoruz önce size buradan takımdaki diğer takımlardaki arkadaşlara tavsiyemdir. Bir uzmana görünüp halı sahada o spor yapıyorsa arkadaşlar ciddi sakatlıklar oluyor. Çünkü gerçekten insanın normal hayatının akışını ciddi anlamda etkileyecek sakatlıklar yaşanabilir. Özellikle sert zemin halı sahada çok daha sıkıntılı bu iş. Benim tavsiyemdir. Hani bir uzmana görünüp belirli bilgileri alıp ondan sonra sahaya çıkmak en mantıklısı. Playoff öncesi de varsa sakat olan arkadaşlar ihmal etmesinler diye buradan duyuruyoruz. Zaten Altıntepe'de gelip bir çayımızı kahvemizi içelim. Bir muhabbet ederiz en azından. Gelsinler konuşalım. Çok güzel söyledin abi. Anadolu 2 sporcuları, Çin'de olan sporcular sana nasıl ulaşır? Yani yönetim kurulundan iletişime etsinler yoksa? Şimdi şöyle bir şey, adres vereceğiz zaten. Telefon numarası falan ekleriz bir sonra ben size. Onlar oradan ulaşabilirler. Buradan aradıklarını söyledikleri zaman zaten bir günlük bizim anlaşmamız var. İndirimlerini yapacağız buradan gelenlerin. Onlara yönelik indirimimiz olacak. Ona göre de tedavikler anlayacağız hepsine. Tamam, onu da çünkü söyleyelim. İnsanlar size nasıl ulaşacağını bilsinler. Bunun dışında çok nasıl keyifli, yapalım? Ben şunu söylemek istiyorum. Çok keyifli bir lig. Çok keyif alıyorum ben. Hatta buraya geldiğimde maçtan önce de yapıyorum ben. Kaçarak yapıyorum söylemiştim zaten. hani arkadaşlarla buluşuyoruz ama gözüm de sürekli sahada. Hani önceki maçı da izlemek zorunda kalıyorum. Çünkü o kadar hani bir şey böyle Hakan arkadaşlarla falan geliyoruz diyor ama böyle hani o kadar da şey bir maçlar olmuyor. Çok çekişmeli oluyor. Evet. Son dakikaya kadar zaten bugüne kadar benim izlediğim maçlarda İstanbul takım kazanır dediğim takım daha olmadı yani. Son dakikaya kadar değişebiliyor. Çok keyifli bir lig. Yani insanların da gelip izlemesini tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Senden başladım. Çok hoş. Abi yavaş yavaş isterseniz kapatalım. Söylemek istediğiniz son şeyleri sizden Farabi'den başlayalım istersen. Ben bütün oyuncu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah sakatlanmazlar. İnşallah o vesileyle benimle tanışmak zorunda kalmazlar. Başka türlü kafamız herkese açık zaten. Gelip çaylarını, kahvesini içip güzel bir hasbihal edip ayrılabilirler. Hepsine başarılar. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Hakan abi senden de son cümlelerini alalım istersen. Önce ikinci lig için buradan playofflarda hepsini takımlara başarılar diliyorum. İnşallah sakatlıksız, kavgasız, gürültüsüz bir playoff geçer. Ben de buradan Anadolu Ligi'ye ilgili şunu söyleyeyim. Cidden ben bu ligden çok keyif alıyorum. Hani dediğim gibi profesyonel geçmişimde çok güzel anlar yaşadım ama oranın tadıyla buranın tadı çok ayrı. Yani buranın keyfi bambaşka. Burada amatör ruhla mücadele eden bir sürü insan var. Çok keyif alıyorum buradaki sohbetlerden. Çok güzel insanlar tanıdım burada. İnşallah gelecek sezonlarda da aynı keyifle, aynı güzellikle devam ederiz. Tüm takımlarımıza buradan başarılar diliyorum. İnşallah bu sezonu sağlıklı, sıhhatli, kazası belası bitiririz. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Her şey için ikinize de gerçekten teşekkür ederim. Burada bir konuk oldunuz. Çok güzel bir gelir aldık. Para aldık. Çok teşekkürler. Anadolu'da
Anadolu Ligi 2'de özel bugün de bu kadar, haftaya görüşmek dileğiyle.